Evet efendim, Merkez Ankara gündeme devam ediyoruz. Gündem her zaman olduğu gibi dinamik, hareketli ve en son olarak Azerbaycan cephesinde Karabağ'da bir anlaşma ortaya çıktı. Bu anlaşma nedir, ne değildir detaylarını ilk bölümde de söyledik. Biz kelam etmeyeceğiz, işi uzmanına soracağız diye Profesör Doktor Fırat Purtaş Hoca bizimle beraber. Hocam Hacı Bayram Veli, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, YÖK'ün son kararıyla şehir de söyleniyor. Evet. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak ömrünüzü siz bu topraklara, bu bölgelere adamış bir isim olarak şu anlaşmayı bize bir anlatabilir misiniz? Nedir perde arkası bu işin? Rusya'nın planı ne? Türkiye için neresinde? Sizden evet. Dinlemek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İltifat ettiniz. Öncelikle ben de bütün izleyicilerimizi selamlıyorum. Azerbaycan'ın şanlı zaferini kutluyorum. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın diplomasi masasında kazandığı bu önemli başarıyı da tebrik etmek istiyorum. Yani önce altını çiziyoruz, devam etmeden söyleyelim. Evet. Bu bir şanlı zafer, diplomasi başarısı var. Evet, biliyorsunuz bu anlaşma online olarak imzalandı bir gece yarısı. Ama o günün arifesinde de Türkiye Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanı da Azerbaycan'da bulunuyordu. Dolayısıyla bu anlaşmanın hazırlık sürecinde de Türkiye'nin katkısını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kesinlikle diplomasi zaferi her ne kadar Türkiye'nin adı yer almasa da bu 10 maddelik anlaşma metninde bu barışın sürdürülmesi sürecinde Türkiye'nin rolünün kesinlikle olacağını anlıyoruz. Bu anlaşmanın 5. maddesi özellikle buna işaret ediyor. Her ne kadar bu barış gücü öncelikle Rus askerlerinden oluşsa da daha sonra bu barışın sürdürülmesi noktasında Türkiye gibi diğer bölge ülkelerinin de katkı sağlayacağını ve Birleşmiş Milletler himayesi altında bu barış faaliyetlerinin sürdürüleceğini öngörebiliriz. Aslına bakarsanız şu açıdan önemli. Biliyorsunuz 1994'te bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Bu Dağlık Karabağ çatışmalarını durdurmak üzere. Ve günümüze kadar devam eden sözde ateşkes ama bir taraftan da sınır çatışmaları söz konusuydu. Nihayetinde bu da bir ateşkes metni. Yani bu 10 maddelik anlaşma yine bir ateşkes sağlıyor. Bir barış anlaşması değil. Ancak kalıcı bir barış için çok önemli maddeler içeriyor. Ve ben takip ettiğim kadarıyla bu kalıcı barış konusunda Türkiye'nin, Rusya'nın, Azerbaycan'ın çok güçlü bir iradesi var. Ve Türkiye yıllardan beri bunu iddia ediyor. Kafkasya bölgesindeki istikrarın teminatı Türkiye ile Rusya'nın işbirliğinden geçiyor. Bu tezi savunuyoruz. Biz de 90'lı yıllardan bu yana Kafkasya'da barış ve istikrar platformları gibi girişimlerimiz de oldu. Bu süreçte öncü ve inisiyatif alan bir ülke olduk. Bu son anlaşma da eğer uygulanabilirse kalıcı barış için çok önemli maddeler, tarafların beklentilerini karşılayacak çok önemli maddeler içeriyor. Şunu tabii bu maddelere geçeceğiz. Bunu girebilirsiniz daha da, özellikle daha 5. da açacağız. Madde. Ama dün özellikle Rus medyasından takip ettiğim kadarıyla şöyle bir algı da var. Bu bir zafer, Azerbaycan'ın zaferi. Ermenistan'da da şöyle algılanıyor. Sanki Rusya Ermenistan'a ihanet etti. Yani korumayarak, bu Azerbaycan'ın ilerleyişini durdurmayarak böyle bir ihanet etti. Bu yenilginin esas sorumlusu Rusya gibi gösterilmeye çalışıyor. Ermenistan kamuoyunda, medyasında bu yönde de bir propaganda var. Yani izleyicinin anlayacağı şekilde şöyle söyleyelim. Evet. Yunanistan ve Ermenistan mahallenin şımarık küçük çocuğu abisine güveniyor. Gidip herkese sataşıyor, cam indiriyor yere. Gel abi beni kurtar, abi de kardeşim diye kurtarıyor mu? Evet. İşte buna Rusya'nın verdiği cevap önemli. Yani tamam Ermenistan işte kendi yenilgisini mağlubiyetini böyle kapatmaya çalışıyor. Yine dediğiniz gibi şımarık çocukluk yapıyor. Rusya buna nasıl yanıt veriyor? Önemli olan o. Hani gelecek açısından. Rusya bu yenilgiyi Paşinyan'ın yenilgisi olarak görüyor. Ve bu yenilgiden Ermenistan'ın 2008'de bir halk hareketiyle, bir devrimle, Soros destekli bir
renkli devrimle iş başına gelen Batı yanlısı başbakanını sorumlu tutuyor. ABD'nin adamı olarak görüyor. Evet, yani Soros destekli bir renkli devrimle iş başına gelmiş ve kendine göre Rusya ile ilişkileri işte dengelemeye çalışan bir anlayışa sahip. Dolayısıyla Rusya'nın verdiği mesaj da bunun sorumlusu Rusya değil, bunun sorumlusu işte Paşinyan yönetimidir şeklinde. Bunu önümüzdeki günlerde muhtemelen siyasi gelişmeler hareketli olacak Ermenistan'da. Bir iktidar değişikliği de olacak şeklinde görüyoruz. Ama bu süreçte tabii ki Rusya'nın pozisyonu da gelişmelerin seyrinde belirleyici oldu. Anlaşmayı imzalamaya zorlayan da yine Rusya'nın bu konudaki kararı oldu. Rusya Ermenistan'la askeri işbirliği noktasında çok çok üst düzeyde işbirliği yapıyor. 4 tane askeri üssü bulunuyor Rusya'nın Ermenistan topraklarında. Ermenistan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, yani bu Rusya öncülüğündeki Avrasya'nın NATO'sunun da üyesi. Dolayısıyla Paşinyan ne dedi? Ordu komutanı, işte Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı artık savaşı durdurmalıyız dedi ve ben de bu metni imzalamak zorunda kaldım dedi. Yani bu süreçte de Rusya'nın çok belirleyici rolü olduğunu görebiliriz. Maddeleri bize biraz açabilir misiniz? Özellikle 5. maddeden başlayarak, çünkü Türkiye'nin ismi yok ama 5. maddeye atıfta bulundunuz. Evet, 5. madde buradaki barış gücü konumlandırılmasına ilişkin bir madde. Ve Birleşmiş Milletler himayesine özellikle vurgu yapıyor. Ve bunun önümüzdeki süreçte diğer katılımlarla bu barış gücü misyonunun genişleteceğini içeren bir madde. O burada en belki kritik maddeler Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasında Laçin merkezinden geçmeyen ama Laçin'in civarından inşa edilecek bir karayoluyla yeni bir koridorun kurulması. Nahçıvan. Ve buna karşılıkta Kazak vilayetinden, Ermenistan topraklarından geçen ve Nahçıvan'a ulaşan bir ulaşım koridorunun kurulması konusundaki maddeler. Bu maddeler işletilebilirse, ki bunun işletilmesine ilişkin de yine Rusya'ya çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Çünkü bu Nahçıvan'la olan bölgede Rus askeri üssü var ve buraların kontrolünü zaten güvenliğini Rusya sağlıyor. Rusya'nın Ermenistan İran'la olan sınırında da yine Rus askeri üssü bulunuyor. Gürcistan'da da ABD'lilerin askeri bir işbirliği var. Evet. Dolayısıyla yani NATO çerçevesinde Azerbaycan'da da Türkiye kendisini gösteriyor diyebiliriz. Evet. Şimdi bu iki koridor çalışırsa iki komşu ülkenin normalleşmesi yönünde de önemli bir gelişme sağlanacak. Yani barış olması için de normalleşme gerekiyor. Hatırlarsanız Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de normalleştirme yönünde çok iyi niyet adımları atmıştı. Ama Ermenistan'ın bu yayılmacı politikası, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinden Batı Ermenistan diye bahsetmesi, işte bu 1915 olaylarını soykırım diye sahiplenmesi ve Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklarından çekilmeme konusundaki ısrarı bu normalleştirmeyi bir türlü gerçekleştiremedi. Ama yine de Türkiye bu iyi komşuluk tesisi noktasında iradesini bugün günümüzde de devam ettiriyor. Azerbaycan'da da aynı irade var. Mesela Azerbaycan bu konuda çok ciddi bir kamu diplomasisi de yürüttü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu savaşın sivillere karşı yürütülmediğini, Ermenistan halkıyla bir problemi olmadığını, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Azerbaycan vatandaşı olduğunu, bunların kültürel özelliklerinin korunacağı gibi konuları bu 45 günlük savaş süresince sık sık tekrarladı. Ve uygulamasını da gördük. Uygulamasını hocam da yaptı tabii. Çünkü ki. Çünkü bu bölgede yaşayan Ermeni kişiler eğer Ermenistan'a gitmek istiyorsa hiçbir engel koymadan yollarına gitmelerine izin verildi. Evet. Bizi üzen aslında medya açısından önemli bir kanal Azeriler sivillere saldırıyor dedi. Medyayı nasıl görüyorsunuz bu süreç içerisinde? Medyamız Azerbaycan'a olayları iyi anlayabildi mi? Sizin gibi kıymetli isimleri ön plana alıyor mu? Yoksa abes işlerle mi meşgul?
Ben çok başarılı bir kamu diplomasisi yürütüldüğüne inanıyorum. Bu tabii ki bir günlük hadise değil. Yani bunun öncesinde de Azerbaycan'ın öncülük ettiği çok küresel anlamda kültürel diplomasi girişimleri var. Mesela Bakü şehri multikulturalizmin merkezi olarak tanınıyor dünyada. Bu çok önemli. Evet. Sovyet döneminde bile Bakü Doğu-Batı buluşması çerçevesinde kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmış. Yani hem doğulu bir şehir hem de batılı bir şehir. Yani Bakü gerçekten Kafkasya'nın incisi. Yani Hazar kenarında muhteşem mermer binalardan kurulmuş. O Şirvanşahlar döneminden kalma içeri şehriyle aslına bakarsanız bir dünya mirası. Bu şehir tarih boyunca böyle bir medeniyetlerin de kesişme noktası olmuş. Doğuyla Batı medeniyetlerinin buluşması, tanışması ve aralarındaki bu ön yargıları yıkması noktasında önemli misyon işlevi yerine getirmiş. Günümüzde de özellikle 2000'li yıllardan itibaren Bakü'de İslam kültür başkenti oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kültür bakanları buluştu. Avrupa olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı. Avrupa kültür bakanları burada buluştular. Sonra bütün dünya medeniyetlerinin buluşmasına yönelik bir işte Bakü inisiyatifi düzenlendi. Bütün bu adımlar Azerbaycan'ın barışçıl politikasının da uluslararası toplum tarafından bizzat görülmesi noktasında çok fayda sağladı. Öbür taraftan Azerbaycan Diyaspora Bakanlığı da yurt dışında önemli faaliyetler yürüttü. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası kanallarda da bu savaşta Ermenistan'ın işgalciliği bizzat devlet başkanlarının yüzüne vuruldu. Yani o tür şeyleri CNN'de, BBC'de gördük. Türkiye'de gerçekten bütün medyasıyla bu Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde, işgal altındaki topraklarını azatlığa kavuşturma mücadelesinde destek oldu. Türk kamuoyu ben hani hiçbir ayrılık görmedim. Yek vücut olarak iktidarıyla, muhalefetiyle bu Azerbaycan'ın haklı davasını destekledi. Bu, hem de daha zor koşullarda değil mi? Olay buraya gelmeden, bu anlatılmadan. Bu başarı mesela Rus şeyinde yok, medyasında yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ben takip ettiğim kadarıyla böyle bir yek vücutluk şeyde Rus medyasında sağlanamadı. Çünkü Rusya'da özellikle Ermeni diasporası, kendi Ermeni vatandaşları çok güçlü. Özellikle medyada, akademide güçlü ve bunlar da Türk düşmanlığından beslenen kesimler. Yani nasıl, böyle bir rant elde ediyorlar. Nasıl Los Angeles'ta, Hollywood'da Ermeni lobisi güçlüyse, Rusya'da da özellikle medyada ve akademide Ermeni bir lobiden bahsedebiliriz. Bunlar Rusya'nın Ermenileri. Yani Ermenistan'dan göç edenler falan değil. Yüzyıllardan beri Rusya'da yaşayan Ermeniler ve bunlar kendilerini daha da üstün görüyorlar. Mesela aslında Ermeni toplumu dediğimiz toplum da çok parçalı. Yani Ermenistan'da yaşayan işte sayıları şimdi 2-2,5 milyona düşmüş bir nüfus var. Bir o kadar Ermenistan vatandaşı olup Rusya'da yaşayanlar var. Bunlar yabancı işçi statüsünde ve Ermenistan ekonomisi büyük ölçüde bunların getirdiği dövizle dönüyor. Ve Rusya'nın elinde çok önemli bir silah bu Rusya'da çalışan Ermeni vatandaşları. Bunun dışında bir de Rusya'nın yüzyıllardan beri topraklarında yaşayan kendi Ermeni kökenli vatandaşları var. İşte bu parçalı grup bile kendi arasında bütünlük sağlayamadı bu en son yaşanan 45 günlük savaş sürecinde. Bunun Azerbaycan'la Türkiye ayağında ise tam tersi bir şeyi görüyoruz. İşte gerçek anlamda tek millet iki devlet anlayışını, bu Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sözde kalmadığını, ayrıca Karabağ'da işte Azerbaycan bayrağının, Türk bayrağının dalgalanacağına ilişkin o romantik şarkıların, şiirlerin sadece hayal olmadığını da gösteren bir gelişme oldu bu son savaş. Şevket Süreyya Aydemir yazmıştı. Evet. Ta Şevket Süreyya Aydemir'in programı başlarken de söyledik. Oraya giden, savaşan, sonra tam ölürken sevdiği kız gelen. Ama şimdi ölmüyor, ayakta ve sevdiği kızla da bir düğün yapacak. Yani bu zafer, o üç renkli bayrağı göklere çeken Mehmet Emin Resulzade'nin
Sonra işte bu çırpınırdı Karadeniz'in Nuri şairi Paşaların, olan Ahmet Cevad'ın, Kafkas İslam Ordusu'nun komutanı Nuri, Paşa. Nuri Paşa'nın, Halk Cephesi'nin lideri Ebul Feyz Elçibey'in, Azerbaycan'ın bugünkü istikrarlı yapısını sağlayan İlham Aliyev'in zaferi, onlar Bahtiyar Vahapzade'nin bu azatlığı özleyen Azerbaycanlı edebiyatçıların ruhları şimdi şad olmuştur diye düşünüyorum. Bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki bir bedele ödenerek bu topraklar vatan haline getiriliyor. Bu ezeli, ebedi Türk vatanı da bir bedel ödenerek tekrardan özgürlüğüne kavuşturuldu. Bu mücadelede şehit olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Peki şunu sormak istiyoruz. Dün gece bazıları başka şeyler söylüyordu ama gördüğümüz kadarıyla Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı da söylediniz. Evet, evet. Hem askeri strateji hem de dışişleri personelimiz iyi çalıştılar herhalde. Dosyalarını iyi hazırladılar. Kesinlikle. Bir de tabii ki Rusya ile diyalog kapısının açık olması, bu sürecin diyaloğu güçlü bir şekilde devam ettirerek yürütülmesi de bu neticenin alınmasında önemli rol oynadı diye düşünüyorum. Hani gelecek adına ümit verici bir belge dedik bu yapılan 10 maddelik anlaşma. Bu konuda da Türkiye ile Rusya'nın işbirliği ve geleceğe ilişkin ortak stratejileri belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Şu bir gerçek, Kafkasya dediğimiz bölge işte güney ve kuzey olarak ayrılıyor. Güneyde Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan var. İran ve Türkiye de bu bölgenin parçası. Kuzey Kafkasya dediğimiz coğrafya Rusya'nın yumuşak karnı. Kuzey Don Kafkasya'da, ve Volga Irmağı'nın hemen altı. Evet, aynen öyle. Adını Kafkas Dağları'ndan alıyor biliyorsunuz Kafkasya. Bu Kuzey Kafkasya Rusya'da bazı liberal kesimler tarafından yabancı topraklar olarak görülüyor. Ve bir dönem 2011-2012'de Moskova meydanlarında bu işte liberal Ruslar biz Kafkasya'yı niye doyuruyoruz? Kafkasya'da ne işimiz var gibi böyle merkezi yönetimin politikalarını da eleştiren taleplerle sokak meydanlara çıktılar. Yani Rusya'da böyle bir kesim de var. Kafkasya'yı Rusya'nın parçası olarak görmeyen, yani içeriden bile Rusya bu noktada bir parçalanmışlık yaşıyor. Eğer bu varlığını, hani Güney Kafkasya'daki, Ermenistan'daki varlığını devam ettirmese, Türkiye ile bir işbirliği platformu kurmasa, Rusya çok önemli bir yumuşak karnından belki de zarar görecek. Ve Rusya'nın buradaki Türkiye'ye olan ihtiyacı biraz da kendi iç meselesiyle de ilişkili. Kuzey Kafkasya dediğimiz coğrafyada yaklaşık 6-7 milyon nüfus yaşıyor. Ve çok ciddi bir işsizlik problemi de var. Oradaki nüfustan daha fazla Kafkas kökenli Türkiye'de bulunuyor. Yani bu Şeyh Şamil'in esir düşmesinden itibaren, 1864'ten itibaren bu göçler hızlanmış. Ve Türkiye'deki Kafkas kökenli vatandaşlarımız sayısı o ana vatanlarındakinden daha fazla. Dolayısıyla hatta şöyle diyebiliriz, izleyicilerimiz evet, bilsinler diye, düzce aslında bu Birleşik Kafkasya'nın başkenti diyebiliriz. Orada Kafkasya'nın bütün unsurlarını görebiliriz mahalle mahalle Düzce'de. Dolayısıyla dışarıdan müdahalelere açık bu alanlar, bu alanlar. Buradaki müdahaleye izin vermemek için bölge devletlerinin işbirliği kaçınılmaz. Evet. Yani, tam bu noktada evet, hocam şunu sormak istiyorum. Süre de azalıyor çünkü teknik yönetmenim söyledi. Amerika'da bir başkan değişti. Yani evet, genel kanı şuna ulaştık. Başkan da değilse politikaları değişmez. Amerika Birleşik Devletleri nasıl bakıyor bu bölgeye? Evet. Şimdi biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Türkiye'nin de dahil olduğu bu coğrafyada yeni bir jeopolitik sistem ortaya çıktı. Yani ve bu sistemde soruyu şöyle tamamlayalım. Evet. Amerika Birleşik Devletleri dünya sisteminin başında mı hala? Bir jandarmalık yapabiliyor mu? Yoksa artık yaşlı kurt mu? Evet. Şimdi 94'te 100 yılın anlaşması olarak adlandırılan bir anlaşma yapıldı. Azerbaycan petrollerinin işletilmesine ilişkin. Bu konsorsiyumun içerisinde İngiliz şirketleri de yer aldı, Amerikan şirketleri de yer aldı, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı da yer aldı, Lukoil de yer aldı. Yani Rusya'da, Türkiye'de yer aldı. 94. Lukoil, Azerbaycan'ın 3... Yok, hayır, şeyin, Rusya'nın. Tabii Azerbaycan'ın da Sokar şirketi yer aldı. Milli Gaz ve Petrol şirketi. Dolayısıyla 94'teki bu kurulan konsorsiyumla Amerika ve Batı bu bölgeye girdiler.
neyle? Sermayesiyle girdiler ve bugün de buradaki varlıklarını daha da güçlendirmek istiyorlar. İşte Hazar geçişli başka projeler var. Kazakistan petrollerinde de yine Amerika'nın yatırımları var. Özellikle bu Tengiz bölgesinde, Kaşagan bölgesinde. Dolayısıyla artık 1990 öncesi bir Avrasya'dan bahsedemeyiz. Yani bir küresel hegemon gerçeği var. Ama bu küresel hegemonun dayatmalarına işte karşılık verebilmek ancak bölgesel işbirliğinden geçiyor. Ve bu noktada da bir anlayış birliği var. Özellikle 2003'ten itibaren yani o küresel hegemonun tek taraflı müdahalelerin, Irak'taki işte müdahaleyi kastediyorum, artık uluslararası hukuku da hiçe sayarak başlamasından sonra artık bölge devletleri arasındaki diyalog da farklılaştı. Ve bugünkü Türk-Rus ilişkileri, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan ortaklığı, bütün bu 2003'ten sonraki alınan mesafeyle bu noktaya geldi. Ve bu çok değerli bir kazanım. Bu kazanım hem Türkiye'nin menfaatine hem bölge ülkelerinin menfaatine ve Rusya'nın da menfaatine, bu çerçevede önümüzdeki dönemde daha fazla işbirliğinin olacağını ben öngörüyorum. Bu, tabii burada ki yaşayıp göreceğiz. Altını çizdiğiniz bir nokta var. Kuzey Kafkasya'daki sorunlar nedeniyle Rusya bölgede Türkiye'ye artık mahkum. Üzerine gidemeyecek durumda. Şöyle diyelim, hani mahkumiyetten ziyade göz ardı edemeyeceği bir komşusu. Ve şu bir gerçek, Türkiye ile Rusya iyi komşuluk süreçlerinde hep karşılıklı olarak kazanmışlar. Ama ne zaman birbirlerine karşı kışkırtılmışlar, kullanılmışlar, iki taraf da kaybetmiş. Yani bu tarihte bunun çok örneği var. Yani Kırım Savaşı, 93 Harbi ve Birinci Dünya Savaşı, pek çok buna ilişkin örnek verebiliriz. Ama 100 yıldır devam eden bir barış süreci de var. Yani milli mücadele döneminde başlayan ve günümüze kadar kesintisiz bir şekilde devam eden, krizler yaşayan, krizler atlatan, tabii bu krizler de önemli krizler. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki işte Rusya'nın toprak talepleri, en son yaşadığımız bu işte uçak hadisesi filan, bunları aşabilmeyi başarmış bir Türk diplomasisi, Rus diplomasisi var. İşte bu kazanımları koruyarak daha da bölgenin istikrarı noktasında işbirliğini güçlendirme yönünde önemli bir gelişme bu dün imzalanan protokol ve bunun kalıcı bir barışa dönüştürülmesi hem Azerbaycan'ın menfaatine hem Türkiye'nin menfaatine hem de Ermenistan'ın da menfaatine. Evet. Çünkü Ermenistan'ı biliyorsunuz Türkiye bağımsız devlet olarak tanıdı. Ancak diplomatik ilişki geliştiremedi. Bu da Ermenistan'ın işte bu bahsettiğim yayılmacı politikalarından dolayı. O dönemde Ermenistan Karadeniz'e kıyısı olmamasına rağmen Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üye olarak katıldı, davet edildi. Hocam bugün yani, şu nasıl? Yani şimdi bir tabii ülkenin işlemesi için gıda, İAŞ işleri var. O da dolaylı olarak Türkiye'den mi gidiyor Ermenistan'a? Yani Ermenistan pazarında Türk ürünleri İran üzerinden ulaşıyor ve satılıyor. Yani bu da bir gerçek. Evet. Ayrıca biliyorsunuz illegal yollarla Türkiye'de çalışan çok sayıda Ermenistan vatandaşı var. Ve Türkiye Ermenilere yıllar, yüzyıllar boyunca, bin yıl neredeyse milleti sadıka olarak yaklaşmış. Ne zaman bu işte milleti sadıka devletin altını oymaya başlamış, işte Taşnak daha doğrusu, Taşnak Hınçak. Ruslarla, İngilizlerle, Fransızlarla işbirliği yapmış. Ondan sonra zaten Ermeni milleti de, milleti sadıka da şeyden çıkmış, yani bu sadakattan çıkmış. O münferit. Bunun aslında yani sorumluları Ermeni halkı değil. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye ile Ermeniler, Azerbaycan Türkleri ile Ermenilerin paylaştığı çok sayıda ortak kültür mirası var. İnanamazsınız. Yani pek çok açıdan kültürel olarak birbirimize benziyoruz. İşte bu yeni dönemde bu ortaklıklar üzerinden bir barış diliyle işbirliğini tesis etmek lazım. Bundan Ermeni halkı da kazanacak. Çünkü Ermenistan fakirlikten dolayı nüfusunun yarısını kaybetmiş. Yani geçen 30 yıllık bağımsızlık dönemi Ermenistan açısından kan kaybı. Öbür taraftan bağımsızlık, egemenlik noktasında da Ermenistan'ın
Görüyorsunuz yani tam bir bağımsızlığından, egemenliğinden söz etmek mümkün değil. Bir taraf diasporanın baskısıyla ABD'ye, Fransa'ya çekiyor. Bir taraf işte güvenlik endişesiyle Rusya'ya çekiyor. Halbuki yani komşularıyla iyi geçinse, bu coğrafyada işte yeni İpek Yolu güzergahları, değil mi? Yani işbirliği gelişiyor. Bundan kazanan Ermenistan olacak ve bunun uzun vadede pek çok tarihi sorunların da çözümünde katkı sağlayacağına inanıyorum. Biz Türkiye olarak yaklaşımımız bu. Son bir sorumu, son cümlemiz aslında vakitte doluyor ama bu önemli. Doların uluslararası ilişkilerdeki rolü, bu anlaşmadan bahsettiğiniz 94 evet. petrol. Azerbaycan ve Türkiye ortak para birimi kullanabilecek mi Sayın Lütfü Elvan? Bu imzaları atabilecek mi Türk Merkez Bankası, Naci Ağbal imzaları? Yani Azerbaycan ve Türk evet. paraları eşit olabilir mi? Tabii benim ekonomist olmadığımı söylemek istiyorum öncelikle. Bu konulara hani çok derinlemesine vakıf değilim. Ama şu bir gerçek, 1944 yılında Amerika'nın Bretton Woods kasabasında oluşturulmuş bir küresel finansal sistem var. Evet. Bunun kurucuları da işte İngiliz ekonomist Keynes, Amerikalı bir başka ekonomist. IMF ve Dünya Bankası bu sistemin temel direkleri. Dünya Ticaret Örgütü gibi, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi, işte NAFTA gibi serbest ticareti yaygınlaştırmayı hedefleyen kurumlar da, örgütler de yine bu yapıyı güçlendiren örgütler. Bu küresel finansal sistemin öyle kolay kolay yani sarsılacağına ben çok ihtimal vermiyorum. Ama bu bahsettiğimiz hadise, ulusal paralarla ticaretin yapılması hadisesi, sonra bölgesel para biriminin yani ortak para gibi hususların geliştirilmesi hadisesi, ülkelerin kendi ulusal ekonomilerini muhafaza etmeleri açısından, dışarıdan müdahalelere daha dayanıklı olmaları açısından önemli. Bu süreçte de Türk İşbirliği Konseyi olarak adlandırılan Türk Konseyi var, Türk Keneşi. 2009 yılında kuruldu. Bu Türk Keneşi'nin kurulma süreci de Nahçıvan Deklarasyonu ile başladı 2009 yılında. Ve pandemi sürecinde en aktif işbirliği yapan bölgesel işbirliği teşkilatı Türk Keneşi oldu. Hemen pandemi başlar başlamaz Mart ayında devlet başkanları düzeninde bir olağanüstü toplantı, zirve toplantısı gerçekleştirildi. Onun ardından sağlık bakanları, sağlık kurulları kurdular ve Türk Konseyi bu pandeminin hem yarattığı sağlık problemlerini hem de ekonomik zararları bertaraf etmek için güçlü bir etkileşim sağladı. Bu Türk Konseyi bünyesindeki işbirliği, entegrasyon ilerlerse neden olmasın? Bu ortak serbest ticaret bölgelerinin kurulması, işte ortak para birimine kadar ilerleyecek entegrasyonun da çok gerçekçi bir hedef olduğuna ben inanıyorum. Bu aslına bakarsanız Avrasya'nın geleceği açısından da son derece önemli. Burada işte Çin'in, Rusya'nın güçlü iddiaları var. İşte dışarıdan gelen hegemonların güçlü iddiaları var. Bu iddialara karşı da Türk Cumhuriyetlerinin göstereceği dayanışma, sağlayacağı böyle bir entegrasyon hepimizi daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum. Evet. Ama küresel finansal sistemin hala kontrolünü işte dolar bildiğiniz gibi rezerv para büyük ölçüde Amerika'nın gerçekleştirdiği gerçeğini de vurgulamak isterim. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Çünkü bu konular son derece önemli. İşi uzmanlarından umarız Rusya'yı ve Türk Cumhuriyetleri'ni, o kaynakları, yazıları, belgeleri daha iyi değerlendireceğimiz bir strateji enstitü merkezinde görev yapmanız mümkün olur. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet efendim, Profesör Doktor Fırat Purtaş Hoca ile beraberdik. Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Rusçayı çok iyi kullanan, yazan, okuyan bir isim. Bölgeyi bilen bir isim. İşte biz bu isimlerimizi, bu değerlerimizi daha ön plana almalıyız.
kendisi de söyledi. Dışişleri ve Milli Savunma Bürokrasisi, strateji ve hariciye uzmanları gerekeni yapıyor. Şimdi görev biraz da akademisyenlerin ve ticari sanayi ehlinin. Hadi bakalım kolay gelsin diyoruz. Çünkü o bölgeler hakikaten çok önemli. Necip Fazıl gibi bitirelim. Sur'da bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Bir karayolu bağlantısı açıldı. Gerisi de gelecektir umuyoruz. Hoşça kalın ve hoşça bakın zatınıza.